Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size kanallaşma çevrimini anlatacağım. Kısa anlatacağım. Kısa ve öz bir şekilde. Hani çok işte şu olsun bu olsun diye bir şeyler eklemeyeceğim. Sadece kanal mantığını anlayın. Bunu diğer program içerisine gidirmeniz gerekiyor. Mesela G71 ile falan veya içeride dışarıda delik içinde veya dış çapta tornavlama yaparken şöyle düşüneceksiniz. Şu kanallar yokmuş gibi düşüneceksiniz. Sonra kanal gelip işledikten sonra kanal açılması gerekiyor. Mantık işlem usulü bu. Hatta biz mesela şöyle diş çekeceğiz örneğin. Şuraya kanal açıp sonra diş çekeriz. Çarpma yapmasın diye biraz ileri gider diş. Önce kanal açıp sonra diş çekilir. Böyle bunu anlattıktan sonra çevrimi anlatacağım arkadaşlar. Kısaca çevrimizin G75 diye başlıyor. R1 geri çekilme mesafesi arkadaşlar. Bunu kapatıp iki satırdan oluşuyor. Diğer tarafa G75. Arkadaşlar en son ince, ikisi de en son ince mesafe yazıyoruz. Bulunduğu konumdan. G00 ile yanaştık falan. İkisi de yanaşacağım mesafe. Sonra Z ile gideceği en son mesafe. P değeri var arkadaşlar. Aşağı doğru inme mesafesi kaçar milim, kaçar milim alabilir ama mikron seviyesinde düşüyor. Mesela P 1000 yazarsanız buraya 1 milim alıyor toplamda. Bir de Q değeri var. Ben işimi bitirdim ama yan tarafa kayma yapacağım. Dediğinizde yan tarafa kayma yaparken ki miktar bu bizim ortalama ucun genişliğinin, kanal ucunun genişliğinin %75'i kadardır. Şimdi burada Q değeri alıyoruz. İşte ucumuz üçlük olursa mesela 2250 yazmak gerekiyor mikron cinsinden oluyor da. Bir de X'leri yazdığımızda F işte 0.08 gibi işlediğimiz malzemeyi durmuyor. İşte Q'ya da örneğin 3 milim şey 2250 yazdığımızda işte bu şekilde çalışıyor. Bu kendisi kalkıyor mesela ne kadar 1 milim alıyor 1 milim geri çekiliyor. Bir de gaga diyerek boşaltıyor. Sonra yana kayıyor bu kadar. Sonra tekrar boşaltıyor. Nereye kadar? Z'desini sınırladığınız yere kadar bulunduğu yerden. İşle X'de de en son ince mesafe bu. Bunu tanımlıyoruz ve işlemi bitiriyor. Şimdi bununla ilgili ince bir şey anlatacağım arkadaşlar. Biz tezahürat sıfırlarken faunluk tezahürat CMS'de ucun değerini yazdığınızdan dolayı alabiliyor. Şimdi gelin biz ucu şöyle düşünün. Şöyle gelip şuradan sıfırlıyoruz değil mi yani? Şurada prop değiliyoruz işte işkembe falan. Hani buradan sıfırladık. Ucu buradan sıfırladığımız için parçanın. Biz şöyle bir parça var. Şöyle örneğin. Ben şu noktaya gelmesini istiyorum ama bakın. Şurası 31'im olsa. G00'la Z eksi şurası 0 noktası olsun. Yani. 30'a gel dediğimde benim ucum şuraya gelir. Yani sıfırın havadan dolayı. Tamam mı? Şuraya gelir. Ben bunun için eğer işlersem bak 3 milim burada hata yaparız. Ben bunun için gelip ucun genişliği ne kadarsa şu geniş kadar kayma yapmam gerekiyor. Şimdi ucun genişliği kadar yanaşırken G00'la örneğin 3 milimse bunu 33'e yanaşmanız lazım. Yani şu uç 3 milimse genişliği 33'e yanaşmanız gerekiyor. Şimdi program yazalım. Bu ince bilgi verdikten sonra. Ana şeyleri yazmayacağım. Devir verdim ilerleme falan değil. Onlar işin durumuna göre değişir. Ben şuradan G75 yapacağım ama konumlanacağım. G00 X'de şu tehlike burada baktığımızda arkadaşlar X'de bakın burası 30 ben 32'ye giriyorum çarpma yapmasın diye. Z'de eksi bakın 10 benim uç genişliği 3 milim kabul ediyorum. Bilerek yaptım bunu. P kodemini kullan hani Q demini bir yerde kullanacağım bir yerde kullanmayacağım. Onun için bilerek 3 milim bıraktım buraya. Z eksi 13 çekildikten sonra G75 R1 G75 X'de ince mesafe kaç? 22. Z'de gideceği en son mesafe yazmayabilirsiniz isterseniz. İsterseniz yazarsınız. 13'tür. Zaten 13 değil. Bir yere gitmez. Onun için yazmıyorum.
P değerimi yazıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru gagalama miktarı 1 milim diyorum. Yani 1. Q değeri yazmanıza gerek yok. Çünkü yana kayacak bir durumumuz yok. Girecek çıkacak. Eğer siz buraya F yazıyorum da 0.08 örnek. Şimdi 0 yazarsanız buraya bu parça komple kesip alırsınız. Yani kesmenin mantığını da anlatmak istedim. Yani kanal açmazsan kesme yaparsın. Bu şekilde işleminizi bitirebiliyorsunuz. Şimdi buradan sonra ben takımın bulunduğu yere gider. Bakın işlem bittikten sonra şuraya gider. Bakın x 32, z 13 değil. Sonra nereye gidiyorum? x 18 var burada. g 00. x 18 artı 3 milim de benim genişliğim var. Şey z istiyorum pardon. 21. Eksi 21. Değil mi? Zaten 32 değil bakın. Yani onun için değiştirmedim. İstesem x'i de havaya kaldırıp x'i de hani kaldırıp sonra yanaşabilirdim. Ama zaten havaya kalktı. Görüyorum bunda. Sıkıntı yok. Sonra tekrar g 75 r 1. Sonra G75 buradan ince mesafe, son ince mesafe ne? X16. 16. Z'den son gideceğim mesafe kaç? 25, eksi 25. Dalma miktarı yine 1000 olsun. 1 milim. Q yazıyorum bakın bu sefer. 2250. F0.08. Bu şekilde arkadaşlar benim parçalar kanal açıyor. Kendisi yapıyor artık bu değerlere göre. İstediğim parçayı kesip almak istiyorum bu sefer yine. Gidiyorum G0'la. Z eksi 25 burada. 3 milim de ben ekliyorum. Z eksi 28'e geldim. Sonra yine G75 R1. Sonra G75 X'de ne inecek? 0 inecek. Z'de gideceği bir yer yok. P aşağı doğru 1000, 1 milim 1 milim inerek gidiyor. F'de 0.q'da yok bakın. Yani alternatif yok. 0.08 örneğin. Parçamı aldım. Sonra takımımı G00 X200 Z150 gibi örneğin bir yere yollayıp M30'da eğer başka işlemi yoksa 30'da işlemi bitiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yani kanalın mantığını anlattım. Bunu istediğinizleri görebilirsiniz. Başka işlemler vardır. Diş çekeceksiniz falan. Buradan takımı değiştirip devam edebilirsiniz. Debir falan vermedim ben. Onlar hani ön hazırlık şeyleri zaten. Yani kısaca kanal nasıl açılır bir tezgahta. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bunların içerisinde olduğu kitabı edukar.net'ten temin edebilirsiniz.